Ses. Şimdi yeni oyun diyelim. Senaryo. Neyse şuna bir başlayalım. 10 farklı park ve plaza. Yerel üretim alanı. Güzel. Değişik. Bugün açılır mısın? Benim eski bir oyunum yani, ben bunu hatırlıyorum. Yanlış mı girdim ya? Burayı sanayi bölgesi yapmıştım. Vergi artırınca kaçmışlar. Sonra kızı kapatmıştım. Lan ya. ...500.000 toplu taşıma aracıyla taşınan insanlar. 500.000 insan taşıyor. Tamam, bu güzel. Bunu açalım.
Niye bu kadar geberiyor anlamadım ya. Yol yaparak başla falan. Oho, sana ne oldu ya? Tamam, burada 500 bin insan taşıyacağız. Amacımız o. Ev lazım. Yurttaşları yaşayacak yer lazım şu anda. Burası güzel. Buradan oraya, oradan oraya taşıyacağız. Bir yerleşim alanlarına bir bakalım. Şimdi biraz genişleyelim burada da. Aralarda birer boşluk atarak devam edelim. Otobüs daha açılmadı. Biraz nüfus kazanmamız gerekiyor. Bence dur, bu neymiş? Lise. Liseyi şimdi şuraya bir al. Bunlar aslında tek yön yapsak daha iyi. Hem trafik çok sıkışmamış olur.
edeyim. Ondan sonra yol çekeceğim. Ya dur bak. Şurada şuraya kadar gelsin. Şurada şuradan çıksın. Girmek ya da çıkmak isteyenleri engellemeyelim bir yerde de. Şimdi şu okulu da şuraya taşıyalım. Gayet iyi durumdayız gibi. Bir oyunu çalıştı. Kurulsunlar. Su durumuna bakalım. Yorum gerekir oraya git. Buraya gelmiyor. Buradan oraya gitmiyor. Oo. Şehir kan aldı. Hadi kurul artık. Mecbur buradan vereyim. Şimdi sanayi bölgesine ihtiyacımız var. Burası güzel. Burayı biraz daha dağıtabiliriz. Burayı komple etsek mi ya? Bilemedim. Büyük yollara hiç girmeyelim. Sanayi yolları var. Biraz da su ihtiyacımız varmış. Kasaba olduk. Bakın su durakları da açıldı. Bağlandı mı? Bağlanmış.
elektriğimiz fena değil. Bu ne diyordu? Yeterli eğitimli çalışan yok. Niye? Okula gitmeye uygun çok fazla kişi var ama şey yok. Sen de ilkokulu buraya atalım. Sen de liste yapsak fena olmaz. Çok etkilemişti. Yani bu şey. Şimdi bakalım bu düşecek mi, gidecek mi? Şimdi buraya okul koyduğumuza göre gece gündüz döngüsünü kapatayım. Bağlantı versen nasıl görür? Önce şu evleri bir koyalım sonra. Şurayı buraya bağlarız. Bunu oraya bağlamış olmamız yetiyor mu? Durduk yere masraf edeceğiz ama şöyle gidelim. Tamam. Daha suyunu verelim. Bayımız karakolumuz var.
Elektrik ne durumda? İyi ki bakmışız. Denizde kirli. Çöpün olduğu yer mi? Deyimini yapalım şöyle. Keskin ol. Bunun dolu paranı kaç? 110. İnsana ihtiyaç var. Günü kurtaralım. Bu kadar da kurtarmayalım. Biraz daha güzel görünsünler. Bu ne diyor? Yeterli yakıt yok. Kömür geliyormuş tamam. Yerde sağlıklı çocuk varmış. Mezarlık var mı? Mezarlık yok. Şuraya su gitmiyormuş. Yani mezarlık. Deniz manzara. Evet, geldik şimdi sanayi yerine. Yeni bir alan alabiliyor muyum? O kadar iyiyim ki her yerde.
Arabayı alacağım. Alsan ne yapacaksın? Alalım bakalım. Peyzaj paralı mıydı bizde? Aynen paralı. Şimdi... Aha! Ölüler varmış. Hatta topluyor. Burayı düzeltebiliriz. Para gidiyor be. Aa, yanlış orayı seçtim. Burada evler mevler de var. Kredi çekebiliyor muyum? Bu vergi önemli. %12, %13, %15. Siz bir vergi verin bakalım. Niye verginizi vermiyorsunuz? Astrologists report that a devastating meteor will strike the city in the near future. Ay. Residents should seek shelter immediately if any is available. Nereye düşüyor? Ha, burayı düzeltir mi? Buraya mı düşüyor? Ay. A meteor strike has occurred. Avoid the impact site and head to shelter if any is available. Tam da paranın olmadığı dönemde ya. Bir tane şöyle atalım. Buralarda polisler yok. Burada ben şu işimi bir halledeyim. Döneceğim.
efendim kardeş. Hayatta mısın sen ya? Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Köpleri arıyorum. Tam bunlar vergilerden itiraz etmeye başladılar. Hemen ısladım. Alındı. Bu ne? Benim itfaiye binam değil mi bu? Sağlık ocağı. Şimdi. Afet müdahale birimi. Buradan kapatabiliyoruz değil mi? Ha. Beş kişi olmuş. Oğuzhan burada mısın? Sen genelde yazıp gidersin de. Aa bak. Bu ne demek? Ha, yeniden inşaya hazır. Bu şey yapıyor. Yol bakım vardı değil mi bir de? Dur. Yangın çıkmış. Burada itfaiye zaten. Sen bu itfaiye değil, sağlık ocağı mesela yine gösteriyor. Ben itfaiyeyi nereye koydum? Bir bakacağım. Ya bırak. Baya tamam. Doğru.
şey yapıldı. Şimdi şu otobüs durağını yerleştirebilirim. Durak. Birinci at. Buradan şuraya bir gelsin. Sonra buraya geçsin. Sonra buraya gelsin. Böyle devam et. Şöyle git. Tüm atları şehrin her yerinden dolaştıralım. Buraya dönsün. Şuraya gir. Adam buraya giriyor, buraya da dön. Astrologists report that the next meteor will strike the city in the near future. Residents should seek shelter immediately if any is available. Shelter'a gönder adamlarına diyor. Vatandaşları da shelter yok ki göndereyim. Nereye düşüyorsun? 10 boyutunda. Bir önceki 8.9'du. Kapatayım ben bunu ya. Oh, tamam tamam. Güzel. Buraya düştüm. A meteor strike has occurred. Avoid the impact site and head to shelter if any is available. Böyle biraz hızlandırayım da para biriktim. Thank you.
Kim? Komer yok. Endüstriyel komer. Şimdi bir de vatandaş lazım. Şöyle çöpe doğru gitmesinler. Arkadan da bir elektriği vereyim. Su zaten var. Buralara kurulun. Zarfı kentleşme serbest. Hırsızlık olmuş. Şuraya bir tane karakol atmak lazım. Okul durumu ne alemde? Güzel. Okul gerekiyor. Kasaba olduk. Güzel. Otobüsünün durakların halinde 81. Su yokmuş. Niye? Ha, su kapasitemiz yetersiz. Şu vergiden isyan edenler. Şu verimli topraklara bakalım ne var? Burada orman sanayi varmış. İç etmişiz de orman sanayi. Tabi Recep, buyur. Dinliyorum. Merhaba Bardur. Bir dur ya. Tamamen orman sanayi yap. Şurada biraz maden var. Şurada da iyi bir maden var. Hatta ben buraya da açılmışım. Hatta ben buraya da açılmışım.
Rica ederim, ne demek? Beğendiysen, like attıysan, kanala abone olduysan ne mutlu bana. Aa, buradan kendim şey yapabiliyorum he. Afiyet gönderebiliyorum. Bildirimlere kadar açıp sana da. Şehri yok etmeyelim. Bunu daha vurgulu şöyle yapardık ha. Şuraya kadar yolu açmaya çalışacağım. Aniye? Bakiye sıfır. Anladım. Recep, çok zor bir soru sordun. Yani buna ben hiçbir şekilde tabii ki karar veremem. Ya piyasada yazılımcı açığı var. Ama mesela siz ne mezunusunuz bilmiyorum. Mühendis misin? Yani bir yazılım ya da bilgisayar mühendisliği gibi bir şeyin var mı? Diplomam var mı elinde yani? Önce bir onu sorayım. Şu an acayip darlandım. Oyundan da darlandım ya. Başka bir şey yok. Biraz da Escape from Tarkov. Anladım. Valla ben de programlama benim tabi tecrübem var artı olarak. Valla piyasada şu anda açık var. Evet. Hani yazılımcı arıyor herkes. Yaşadığın yer İstanbul'sa belki düşünülebilir. Bence bırakma ya Recep. Bırakma memurluğu. Yani bu konuda kendini iyice kanıtlamış olman lazım. Çünkü aranan yazılımcılar şey değil yani. Bir yıllık tecrübesi olan, 2 yıllık, 3 yıllık tecrübesi olanlara bakmıyorlar. Bir de adam öyle bir iş ilanı yazıyor ki sanki backendci değil de full stack developer arıyor hepsi. Yok işte Angular bilsin, React bilsin, C Sharp bilsin, PHP bilsin. Saçma sapan iş ilanları var yani. Evli falan mısın Recep? Yani işten çıksan idare edebileceğin durum var mı? Atıyorum 6 ay, 7 ay, 8 ay böyle bir kampa girsen yazılım öğrenmek için. Böyle bir vaktin var mı? Böyle bir birikimin var mı onu yapabilecek?
Çekersen iyi. En azından bir artım var. Yani peki Volvo hangi seviyede olduğunu bilmediğim için de bir şey söyleyemek çok zor benim için. Ben yanlış yönlendirmiş de olmak istemem. Basit bir web sitesi yapabilir misin? Mesela şu benim eğitimde anlattığım blog sitesini hiç bakmadan yapabilir misin? Daha önce yaptığın kodlara bakabilirsin tabii de. Bakarsın yani. Ya Allah'ın karaktere bak. Bu işin zaten temeli yazılanı anlayabiliyorsan senin seviyende olmayan insanlar var ya, onu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Yazılanı anlayamayan insanlar da var. Açayıp kararsız kaldım ya. Yani şöyle söyleyeyim, kendi açımdan örnek vereceğim artık, sen orasını nasıl yaparsın bilmiyorum. Ben ilk yazılıma işte gireceğim zaman çok fazla bir şey bilmiyordum ve kendime bir süre tanımlamıştım. İşte dedim ki 6 ay 7 ay ben sadece bu işe odaklanacağım, sadece bu işi yapacağım diye kendimi şartladım. 6 ay boyunca, yani şöyle söyleyeyim, günde 7 saat uyuyordum, haftada bir gün duş alıyordum ve geri kalan zamanlarda tamamen kodlama öğrenmeyeceğim. Tamamen ama yani hani bütün işim gücüm buydu artık, bundan başka bir şeyle uğraşmıyordum. Ya kendime bir kamp gibi bir şey soktum o dönemde. Yani böyle öyle başarılı oldum. Ciddi emek harcadım, ciddi zaman harcadım. O tabii o dönemler bekardım. Hani ailemle de konuşmuştum yani, dedim ki böyle benden hiçbir şey beklemeyin. Ben böyle bir şey hatırlıyorum dedim. Ondan da hiçbir beklentisi olmadı. Ve ben dedim ki bayağı 6-7 ay bir kamp süreci geçirdim yani. Ondan sonra zaten iş buldum. İş bulduktan sonra da biraz daha tecrübelendik. İşte yine iş bulurken de şey diye bulamadım yani. Yazılımcı olarak bulamadım. Test personeli olarak işe başladım. Ivır zıvır şeyler yaparken işte var olan yazılımcı şey dedi bir gün. Ya ben sıkıldım artık, kod yazmak istemiyorum tarzında bir şey söyledi patronu. Ondan sonra kim yapacak muhabbet oldu. Ben dedim ben yaparım. Öyle bir başladı işte. Asıl yazılıma tam bu dediğim şekilde geçtim yani. Ben yaparım dedim. Öyle başladı. Yani kendinde böyle bir vakit ayırabilecek bir şey görüyorsan düşünebilirsin yani. Ama beklentin ne bilmiyorum yani. Geçim sıkıntın var mı, işte kredi ödemem var diyorsun, bir yıl idare edebilirim diyorsun,
Ya o 6 aylık, 7 aylık süreci nasıl geçireceksin? Ve gerçekten bunu yani kendine empoze etmen lazım. Ciddi bir şekilde empoze etmen lazım. Ben mesela freelance olarak çalışıyorum. Freelance olarak çalışsam bile sürekli her sabah kalktığımda, işte uyandığımda odada şeyi görüyorum. Bugün çalıştım mı? Bugün yeteri kadar çalıştım mı falan gibisinden yazılarım var benim duvarlarda. Onları görüyorum. Yani sabah 9'la öğleden sonra 3'e kadar full konsantre, tamamen işle uğraşıyorum. Ondan sonra böyle işte oyundur, moyundur. Ancak böyle akşam çok daraldığım zaman. Ama hala yani şeyi, günde 14 saat falan çalışıyorum. Yani para kazanmak için çalışıyorum. Bir şey öğreneyim anlamında çalışmıyorum. Şeyleri de yapıyorum tabii. Yeni bir şeyler öğrenmem gerektiğini biliyorum ve Udemy'den bazen kurs murs satın alıp yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Sürekli kendini geliştirmek zorundasın. Ama dedim ya, çok zevkli bir meslek ama çok da zor bir meslek. Şu anki işinden memnunsan, rahatsan, o rahatlığı aramak zorunda kalacağını hissediyorsan, onları da tabii şey yapman lazım, göz önünde bulundurman lazım onları. Ya pişman olacağın bir şey yapmanı istemem açıkçası. İnanılmaz rahat ama nefret ediyorum. Geçtiğinde de aynısı olabilir. Yani senin özellikle bir beklentin var mı mesela, yani çok rahat edeceğimi düşünüyorum. Ne bileyim. Bilmiyorum. Açıklayayım. Kadar aşırı zor soru sordum ki. Ne desem bir elinde açık kalıyor valla. Ama dediğim gibi ya, tamamen iş sende bitiyor. Kendinde o maddi özgürlüğü görebiliyorsan. Ben sıkılmam aga, ben çalışırım. Bana yeter ki iş olsun diyorsan. Düşünebilirsin. Bunlarda ne var? Tabii dinliyorum. Cevaplamak istemezsem zaten söylerim. Military tüp bulmuş be. Bunları niye vermemiş mesela? Defibrilatör yok.
Neden freelance bir şirkette çalışmak değil? Ya ben uzaktan çalışabileceğim bir şirket bakıyorum. Ama pek bulamadım desem yeridir. İşsiz kalmamak adına freelance olarak çalışayım dedim. Sonra freelance olarak gelirim iyi bir seviyeye gelince sonra dedim ki ben ne işe gireyim ki? Öyle oldu. Ama tabii şeyi yok. Bir garantisi yok freelance'in. Yarın yani topumuz 3,5 at. Ulan iş bulmam lazım kafasına gelebilirim. Ama şu an iyi. Şu an bir sıkıntı yok. Dediğim gibi ama yarın her şey değişebilir. O yüzden freelance çalışmak biraz riskli. Ben o riski göze aldım. Şu an yaşadığım şehirden zaten yazılımla ilgili iş bulamam. O yüzden freelance olarak devam ediyorum. Ya güzel bir firmada bulsam açıkçası uzaktan çalışabileceğim böyle eli yüz düzgün insana insan gibi muamele edildiği bir firma bulsam açıkçası yine çalışırım. Şimdiki söylediğin güzel bir soru. Ya yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'de Junior'un açıklaması çok daha farklı bence. Benim gözlemlediğim kadarıyla hani bu da her şeyi biliyor falan gibisinden düşünme. Ben sadece fikrimi iletiyorum sana. Junior'un açıklaması Türkiye'de biraz farklı ilerliyor. Junior yani benim gözümde sanki bir Joker personelmiş gibi. Junior adama işte Photoshop'ta yaptırıyorlar. Frontend'de yazdırmaya çalışıyorlar. Backend, adam backendci olmak istiyor. Object Oriented seviyesinde bir şeyler biliyor olması gerek. Yani mesela Lingo bilmesi gerekiyor. Bence. İşte başka ne olabilir? Okuduğu kodu anlaması gerekiyor. Bak yazması değil. Okuduğu kodu anlaması gerekiyor. Yazamayabilirsin sen onu, içinden çıkamayabilirsin ama orada yazılımcının ne yaptığını anlaman gerekiyor. API bilmene gerek yok. Bence bunları bilmen yeterli. Şu an sen zaten bir videoya bakıp o videonun aynısını değil, kendi başına bir şeyler yapabiliyorsan bir şeydir yani. Atıyorum ben videoda contentmişimdir. Sen onu gidip de references diye değiştirirsen ya farklı bir şekilde kullanırsan o zaman öğrenmeye başlıyorsun. Benim yaptığımın aynısını yapmanın sana bir faydası yok zaten. Ben bir de blog sitesi yapıyorum. Sen kişisel site yapıyorsundur. Benim yaptığımın aynısını yazmana gerek yok. Fazla kod yazma gereksiz. Ben Junior'dan yazılan kodu anlamasını bekliyorum. Bir de ona işte kod yaz dendiğinde genelde Junior'lardan şey bekleniyor. Hata çözümleme bekleniyor. Yani çalışmaya bir yeri değiştirdiğin zaman yazılımda sürekli bazı yerler bozulabiliyor. İşte senin bunları fark ediyor olman gerekiyor. Junior olarak. Ya baştan aşağı sistemi test edip aa burada ben bunun adını değiştirdim adı değişmedi gibisinden hataları bulman gerekiyor. Çünkü seniorlar
yazıp geçiyor genelde, yazıp geçiyor. Ben de öyleyim yani. Yazıp geçiyorum, yazıp geçiyorum. Arkada bir artık bıraktıysam onun Junior'un tamamlaması gerekiyor. O yüzden yazılan kodu anlaması gerekiyor Junior'un. Ama dediğim gibi tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Junior'dan Junior'luk beklenmiyor niyeyse. Yok şurada Photoshop yap. Yok uygulamayı yayına al. İş planı çıkar. Neler duydum ya. Ya stajyere iş planı çıkart dediklerini duydum ben ya. O yüzden artık şaşırmıyorum. İş planını da bana çıkartıyor. Adam bilmiyor ki benim ne yaptığımı, ne seviyede olduğumu, projenin yüzde kaçı tamamlanmış. Hiçbir bilgisi yok ama diyor ki işte şeye yazılımcıya iş planı çıkart. Yani al işte ben orada mesela 5 ay falan çalıştım. 5 ay sonra çıktım. Hani katlanamıyorsun artık. Adam yazılımla ilgili hiçbir bilgisi yoksa falan böyle kanser ediyor seni yani. 5 dakikalık iş. Ne 5 dakikalığı ya? Kime göre 5 dakika? Ya da gerçekten 10 dakikalık işe diyor ki bunu bir günde yap ya diyor. Bunu bugün bitsin bu ya diyor. Sen onu 5 dakikada yapıp art niyetli bir adamsan, iş ahlakı zayıf bir adamsan diyorsun ki işte şey. Tamam ben bunu gün içinde bitireyim. Yapıyorsun 15-20 dakikada ya da 1 saatte neyse. Ondan sonra bütün gün yatış. Ama bende işte o iş ahlakı biraz fazla var. Şu an bir dış sesler gitti gibime geldi ama. Yayın devam ediyor. Allah Allah. Güzel. Burada biri var. Bu arada benim yayın donuyor mu? Sanki. Şuraya bakmak istiyorum. Yayın gidiyor benim. Bu arada sağdan bir ses geliyor. Yok sıkıntı yok. Bence tam olarak öyle yapmalısın. Ya GitHub'da devam et. GitHub'a projeler falan at sürekli. Böyle yapılabilecek şeyler bak. Nereden sıkıyorsun görmüyorum. Ne yapabilirsin? Mesela firmalar genelde personel ararken son zamanlarda işte arkadaşlarımın bana gönderdiği ya işte işe gireceğiz de şöyle şeyler soruyorlar falan tarzında. Bir saniye konuşacağım. Dışarıda bir derede kaldım. Neredesin lan? Şuraya mı gittin? Sikevi görmüyorum ama hayırlı. Şey yapabilirsin mesela. To-do list yapabilirsin. Mesela şey
iş başvurularında genelde bunu soruyorlar. İşte bir tane basit to do list yap diyorlar. Hani bu nedir? Bilgini ölçmek amaçlı, senin nasıl kod yazdığını görmek amaçlı işte basit şeyler veriyorlar. Diyorlar ki işte e-ticaret sitesinin işte kargo durumlarını gösterecek. İşte müşteri siparişi iptal ederse sipariş iptal olacak gibi basit basit şeyler söylüyorlar. Mesela onları yapmanı bekliyorlar falan. Onlarla ilgili şeyler yapabilirsin. Mesela to do list yap muhakkak. Tuzu list yapabilirsin. Onun dışında mesela basit bir e-ticaret. Basit bir e-ticaret temadan öteye gidemez ama mesela Session kullanımına biraz bak. Session nasıl kullanılıyor. Нехороший вы, блядь, человек. Oh ya, bilgisayar zorlandı. Zorlanınca çok çalıştı. Biraz ayaklarım ısındı ya. Aha, ses duydum. Sensin lan Wanonsuk. Neredesin? Allah, korktum. Dur, korktum. Dur. Allah. Bir tanesi şuradan sıkıştı. Burada sesini duydum. Ay, oyuncuymuş bu. Sonra ne yapalım? Mantık çerçevesi içerisinde. Ben hiç göstermedim onu ama şu an müzik sesi bana çok fazla geliyor, o yüzden şimdi konuşmayacağım da anlatayım sana. Deli misin oğlum? Ses bir yükseliyor bir azalıyor. Ben bir şeyler yaşıyorum burada ama. Enum kullanımlarına bakabilirsin mesela. Enumlarla ilgili mesela projelerinde enumları kullan. Şeye çok bakıyorlar. Firmalar enum kullanmayı biliyor mu diye çok bakıyorlar. Tabii enum'da da nasıl kullanacağını, kullandığın enum'un işte Theo-friendly dediğimiz bir yapısı var, onu kullanıyor musun? Onlarla ilgili de bir şeyler gösteririm olmadı. Kötü düştü.
Saniye 5.45. Stonel olsun ya. Belki bir iki video çekerim ya. Kişisel sistem yapacak. Ya da onu canlı yayında da yapabilirim. Karışık duygular içerisindeyim. Ama bunu kapatırım, bir kamerasız şey açarım. Toplama yaptım, bir yayın açarım onu. Ben şu an kapatıyorum. O zaman ben bir şeyler yerim. Bir yarım saat, bir saat kalmaz, saat 9 çeyrek. Bir yarım saat sonra bir yayın açarız. Yine biraz kodlama yaparız. Soracağınız soru varsa onlara yardımcı olmaya çalışırız. Onları çözmeye çalışırız. Hoşçakalın diyeyim. Kendinize iyi bakın. Yarım saat sonra görüşmek üzere.